Günlerdir şunu konuştuk. Trump düğmeye bastı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın dostu İsrail'in Arap dünyasıyla iyi ilişkiler içine girmesini istemişti. Hatırlayacaksınız ve bu minvalde de önce Birleşik Arap Emirlikleri ile ardından da Bahreyn ile bazı normalleşme anlaşmaları imzalanmış ve ilişkiler de o boyuta getirilmişti. Şimdi yeni bir soru. Acaba bu kez de İsrail ile Suudi Arabistan'ın yakınlaşması mı isteniyor? Nereden çıktı bu soru? Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo biliyorsunuz veda turunda Suudi Velihat Prensi Selman'la İsrail Başbakanı Netanyahu'yu gizlice bir araya getirdiği iddia edildi. İsrail ile ilişkileri normalleştiremem. Ya İran ya da Suudi halkı beni öldürür. Bu sözler Suudi Velihat Prens Muhammed bin Selman'a ait. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ardından İsrail, Suudi Arabistan'la adamı ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayacak. Yaşanan son gelişme akıllara bu soruyu getirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu pazar günü gizlice Suudi Arabistan'a gitti. Muhammed Bin Selman ve Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü. Evet. Gelişmeyi ilk duyuran İsrail Ordu Radyosu oldu. Ardından İsrail Eğitim Bakanı Yoav Galant da iddiayı doğruladı. Galant, görüşmeyi inanılmaz bir başarı olarak niteleyerek görüşme kamuoyundan gizli yapılsa da yarı resmi olduğu halde bile büyük önem taşıyor ifadelerini kullandı. Bu doğrulamanın ardından Netanyahu Suudi Arabistan'a giden ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçmiş oldu üçlü görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştiği belirtilirken İsrail'in Haaretz gazetesi zirvenin Neom şehrinde yapıldığını yazdı. Gazete Netanyahu'yu taşıyan jetin uçuş verilerini gösteren bir haritaya da yer verdi. Gazeteye göre İsrail Başbakanı'na bu ziyarette eşlik edenler arasında İsrail Gizli Servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen de yer aldı.